İnşaat sektörünü konuşacağız. Bu bölümde ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Bu hafta içerisinde beklentileri aşan %4.4'lük bir büyüme verisinde inşaat sektörünün ciddi şekilde katkısı olduğunu gördük. İnşaat sektörü açısından da yeni düzenlemeler var. Yılın geri kalan kısmı ile ilgili beklentileri de konuşacağız. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk canım, sağ olun. Şimdi Eylül ayına girdik. Eylül ayı Türkiye ve dünya ekonomisi açısından son derece kritik bir dönem. Evet. Amerika'da işte para politikaları nasıl gelişecek bundan sonraki süreçte? Türkiye gibi gelişen ülkelerde büyüme potansiyeli nasıl olacak? Evet. Bununla ilgili biraz daha net bir tablo ortaya çıkmasını bekliyoruz. İkinci çeyrek büyüme verisi gerçekten olumlu bir seviyede ve inşaatın katkısını gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle ikinci çeyreği bir konuşalım. Tabii inşaat sektörü 2012 yılında Türkiye ekonomisinden daha düşük oranda büyüdü. Belki de kaybettiklerini geri aldı. Genel olarak bakıldığında aslında inşaat sektörü kriz yıllarında Türk ekonomisiyle beraber diplere vurdu. Bir katı kadar küçülen ama normalleşmede de bir katı kadar büyüyen bir nokta. O noktada olduğu için şu anda da Türk ekonomisinin bir katı kadar büyüme arz etti. Onun için gayrimenkul sektörünü aslında hep bizler oyuncular olarak Türkiye'nin lokomotif sektörü olarak görüyoruz. Aslında bir noktada bakıldığında inşaat sanayide Türk sanayisi genel olarak inşaat sanayi üzerine kurulu bir sanayi. Bundan dolayı da ve istihdam arttırıcı ve niteliksiz insan gücünü de barındıran ve gelişmekte olan bölgeleri işçi ihraç eden, daha doğrusu işçi ithal eden bir sektör olduğu için de oldukça önemli. Türk ekonomisinin çok önemli bir sektör olduğunu gördük. Şimdi iç talep konusunda hareketli bir ilk yarıydı ama ikinci yarı için biraz daha farklı bir görünüm olduğu görüşü hakim. Evet. İç talebin ilk yarıda olduğu kadar ikinci yarıda kuvvetli olmayacağı beklentisi var. Bu sektör için ne anlama gelecek? Üçüncü çeyrekte de artık belli rakamlar elde etmeye başlıyoruz. Üçüncü çeyrek ve yılın geri kalan kısmı için nasıl bir beklenti var? Şimdi hani ikinci çeyrekten sonraki olan süreçte inşaat sektöründe de bir takım duraksamalar üçüncü çeyrek raporlarına girebilir. Çünkü biz bunu konut anlamında hissettik. Özellikle bu Gezi Park olaylarından dolayı satışlarda düşmeler oldu. Çünkü tüketici bir durma noktasına geldi. Çünkü psikolojik etmenlerin çok önemli olduğu bir sektör, algı yönetiminin çok önemli olduğu bir sektör olduğu için ve bunun ve gayrimenkul sistemde bir Ramazan ayı ve yaz aylarıyla beraber geleneksel olarak düşüşler olabilir ve bizim sektörümüz açısından üçüncü çeyrekte zannederim biraz düşme olur. Zaten tüketici güven endeksinde de inmeler var. Bu her türlü şeye etkiliyor. Yalnız son zamanlarda özellikle son 10-15 günde yabancıya olan satışta artışlar öngörüyoruz. Biz bunu Gezi Park olaylarından sonra durmuştu o satışlar ama şimdi bu tekrar artış ivmesine girdi. Özellikle son bir haftada biz ciddi satışlar yapmayı başardık. Bu da bizi önümüzdeki çeyrek ve yılın geri kalanıyla ilgili ümitlendiriyor. Kur ve faizin etkilerini biraz konuşalım. Orada da evet. Aslında sizinle daha önce yayın yaptığımız dönemden çok farklı seviyelerdeyiz. Evet. Özellikle 1'lere yaklaştık. Evet, şimdi 2.03 seviyesine yakın bir dolar TL kuru ve evet. Faizlerde çift taneye hatta bir ara geçmek suretiyle evet. Yakın seyrediyor. %9 seviyelerinde bir evet. Piyasa faizi var. Genel olarak hani faizin yükselişinin sektörde etkilerini biliyoruz. Konut faizlerinin de biraz yükseldiğini takip ediyoruz. Bu seviyeler nasıl etkiledi sektörü? Aslında iki türlü ekler. Yani birincisi konut kredi faiz oranlarının yükselmesiyle beraber tüketicinin elde etmeye çalıştığı konutun fiyatı artmış olur ödeyeceği faizlerle beraber. Bir ikincisi de yatırım için konut alan insanların tercihi konut veya kredi olarak bakıldığında yani bunu ikame etme açısından bakıldığında insanlar tekrardan mevduata yatırmak isteyebilir. Konut almayı biraz daha öteleyebilir. Bu açıdan dolayı yani konut kredi faiz oranlarının yükselmesi bizi etkileyebilir. Ama şu anda eğer bir ve o civarlarda kalacaksa bu aslında bir psikolojik bir barem. Hatta bir onlara kadar tüketici çok büyük bir şekilde etkilemiyor ama daha sonrasında zannederim en yoğun yükselişini son zamanlarda 2008 krizinin sonlarında 1.60'lara kadar çıkmıştı. Hı hı. O noktada olmuştu. Yani
Yani 1'e kadarki olan süreçte çok büyük bir problem olacağını ben zannetmiyorum. Bundan bunu da firmalar şey yapacaklar. Bir takım kampanyalarla bunu absorbe etmeye çalışacaklar. Kompanse edecekler. Evet. Şimdi beklentiniz nedir? Yani kendinizi, projelerinizi ortaya evet. koyarken hangi seviyelere göre yapıyorsunuz? Şimdi faiz konusunda Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Politika evet. faiz tarafında, faiz koridoru tarafında bir adım atmayacağını ifade etti. Belli bir aralık faiz koridoru aralığını koruyacağını evet. söyledi. Enflasyon hedefle uyumlu hale gelene kadar. Diğer tarafta diğer ülkelerde faizler yükseliyor. Amerika'da 10 yıllık faizler yükseldi. Yani genel anlamda gelişen ülkelerde bir faiz artırım tablosu var. Evet. Bizde sıkılaştırma aynı ölçüde değil. Bu beklentiler korunduğu takdirde siz nasıl bir faiz seviyesi bekliyorsunuz kredilerde? Yani eğer bir takım uzmanları veya sizleri dinliyoruz. Bazı uzmanlar artabilir, bazı uzmanlar da yerinde sayacak diyor. Yani çok fazla artış beklemiyoruz diyor. Ben şey tarafındayım, hani çok fazla artış olmayacağı beklentisi tarafındayım. Ama bu konut kredi faiz oranlarının veya şeyin en önemli noktası çok yavaş düşüyor ama bir anda dikine hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani bu biraz aslında problem oluşuyor. Yani yavaş yavaş yedire yedire yükselse çok büyük bir sorun teşkil etmeyecek. Bu da insanların zihninde, konut alıcısı zihninde. Ya ben acaba daha da mı yükselecek? İşte ben şey mi yapacağım? Ama bir ikinci noktada şu, bazılarını harekete geçiriyor. Ya bu çok hızlı yükselmeden ben de alayım diyor. Yani bu iki türlü, dolarda da aynı şekilde. Mesela geçmişte doların artmış olması insanları geri planda oturup beklemeyi ve doların artış hızını daha gözlemleyeyim deme noktasına gelirken şu anda ekonomik istikrarın gelmesi, tek parti dönemin olması falan birçok süreçte insanlar doları yüksekten bozup dolar bazında konutunun daha ucuz yani %10 veya %5 ucuzlamış olan yani almayı da tercih edebiliyorlar. Ama tek sorun bu uzun vadeli bir trend haline geldiğinde o zaman problem oluşturuyor. Peki sektör olarak Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Valla Merkez Bankası Başkanı çok cesaretli bir açıklama yaptı. Genelde daha önceki dönemlerde Merkez Bankası Başkanları biraz okuması daha zor bir şekilde, anlaşılması için tevillere ihtiyaç olan şekilde açıklamalarda bulunurdu. Ve bir noktada kendilerini koruma altında alırlardı. Yani o dediğim bu anlamada gelir, bu anlamada gelir gibi. Bu seferki açıklama biraz Merkez Bankası Başkanı'nı bağladı. Aslında uzunca yıllar Türkiye istikrarsız bir ekonomik ortamdan geldiği için ve son 7-8-10 senede bu duruma geldiği için eskiden siyasilere veya bu tarz ekonomi çevrelerinin, kamudan gelen ekonomi çevrelerin sözlerine itibar etme şeyinde değildi piyasa. Piyasa kendi enflasyonu kendi belirliyordu, bütçesini buna göre yapıyordu. Son zamanlarda burada bu otoritelerin söylediğine inanarak hareket edilmeye başlandı. Ama gerçi Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini pek tutmuyor. Genelde hep devamlı revize ediliyor ama şimdi bu noktada inşallah dediğini tutturabilir. Kendini bağladığı gibi noktada olabilir. Çünkü ben ileriki dönemle ilgili endişelenirim. Çünkü ileriki dönemde başka söylemlerde bulunduğu zaman bu sefer piyasa itibar etmeyip kendi yolunu çizmeye çalışabilir. Bu da belki bizim istikrarımıza engelleyebilir. Sektörü özel sıcak gelişmeler de var stüdyo dairelerle evet. ilgili, işte yolların genişliği, binaların yüksekliği ile ilgili onları da konuşacağız ama öncesinde bir değerlendirme alalım. Yaklaşan Fed toplantısına ilişkin piyasaları da takip etmeyi sürdürüyoruz. Meltem Investment Management yönetici ortağı Fikret Önder şu anda karşımızda. Fikret Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bu hafta aslında içeride bizim için piyasalarda girişlerin olduğu iyimser bir hafta oldu. Bugün biraz kar satışı görüyoruz ama işte Suriye ile ilgili diplomatik bir çözüm umudu piyasalardaki tansiyonu biraz azalttı. O sert düşüşler sonrası tepki alımları gördük. Ama bir yandan da Fed toplantısı yaklaşıyor. Gelecek hafta gerçekten küresel piyasaların kader haftası olacak gibi gözüküyor. Öncelikle bir beklentinizi alalım ve genel anlamda piyasaları nasıl bir hafta bekliyor onunla ilgili yorumunuzu dinleyelim. Büyük ihtimalle
haftanın ilk yarısı ve ikinci yarısı farklı geçecek. İlk yarısı tamamen bir bekleyiş içerisinde olmamız muhtemel. Bu bütün piyasalar için içeride dışarıda aynı. Mesela dünkü hacimlere baktığımız zaman büyük piyasalarda genelde son 90 günlük ortalamanın %75-80'i gibi bir hacimin hakim olduğunu görüyoruz. Demek ki bekleyiş şimdiden başlamış durumda. Bu pazartesi, salı günleri de böyle gidecektir. Ta ki açıklama gelinceye kadar. Ondan sonra açıklamaya göre ne olur? Yani benim şahsi kanaatim, FED piyasaları bir tahvil alımlarında azaltmaya gideceği yönünde hazırladı. Ve piyasalar artık büyük miktarda bunu kabul etmiş durumdalar. Yapmaları gereken şey bu adımı atmalarıdır. Atmazlarsa gene bu yılın sonuna kadar veya sonuna doğru işte bir sonraki toplantıya kadar gene belirsizlik devam edecek. Bu da belirsizlik piyasalar için hiçbir zaman iyi bir şey değil. Bu kadar iyi hazırlanmışken piyasa FED bu adımı atmalıdır diye düşünüyorum. Atılacak adım ne olabilir? Alım miktarında yani aylık 85 milyar dolarlık alım miktarından 10-15 milyarlık bir azaltmadır. Bunu yaparken hatta belki piyasayı biraz daha rahatlatacak başka güvenceler de verebilir. Mesela bu kritik oran olan işsizlikteki %6,5'u mesela %6'ya indirdiğini ifade edebilir. Veya buna benzer veya enflasyondaki gelişmelerin çok olumlu olduğunu, yani enflasyon ortalıkta hala gözükmediğini, dolayısıyla burada biraz daha yavaş davranabileceğini, piyasaya bu güvenceleri verirse hatta bir indirme gitmesinin kötü bir sonucu fazla olmayabilir piyasalarda. En azından gelişmiş ülkelerde olmaz. Gelişmekte olan ülkelerde evet. De eğer gelişmiş ülke piyasaları sakin kalmaya devam ederlerse birkaç gün sonra gelişmekte olan piyasalarda rahatlar diye düşünüyorum. Bu arada yakın zamanda yeni Fed Başkanı'nın kim olacağının da belli olması bekleniyor. Reuters'ın Nikkei gazetesine dayandırarak geçtiği son haberde Obama yeni Fed Başkanı olarak Summers'ı seçecek şeklinde bir yorum var. Orada beklentiler nasıl etkileyecek piyasaları, evet. Yeni başkanın kimliği? Hepimizin bildiği gibi iki tane aday var zaten, Yellen ve Summers. Piyasa şu ana kadar hani Yellen'in çok Obama politikaları, hem Obama'ya hem şimdiki başkan Bernanke'ye çok yakın bir aday olduğunu, dolayısıyla Yellen'in başkan olması halinde politikalarda bir değişiklik olmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Fakat Summers'ın başkan olması halinde de yani çok fazla bir şeyin değişeceğini gene de aslında beklememek lazım. Mesela son zamanlarda söylediği bazı şeylerden piyasa, basın belki lüzumundan fazla sonuçlar yarattı kendi kafasında. Halbuki söylediği şeyler genelde yani ortak aklın icabı olan şeylerdi. Ben başkan kim olursa olsun mevcut politikalarda çok köklü değişiklik olacağını, Merkez Bankası politikasının çok köklü bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Zaten ekonomik gelişmeler, enflasyon hepsi çok büyük değişikliklere yol açacak bir, yani ekonomi çok fazla hızlı büyüyor, hemen çok daha radikal kesintilere gitmeyi gerektiren bir durum var. Ne enflasyonda Merkez Bankası'nı endişe ettirecek bir görünüm var. Dolayısıyla başkan kim olursa olsun çok büyük değişiklikler olacağını sanmıyorum. Fikret Önder, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Evet, kısa bir piyasa ve piyasa gündemi molası vermiş olduk. Şimdi izleyenlerden de sorular var. Sektörü ilgilendiren gelişmeler de var. Hemen hızlıca onları da geçmek istiyorum. Bir izleyicimiz
Türkiye'de gayrimenkul sektöründe balon sarhoşluğu var mı? Faizlerin Fed'in etkisi ne olur şeklinde bir soru. Bu balon meselesi çok sıklıkla gündeme geliyor. Fiyatların özellikle İstanbul'da yüksek olduğu, arz konusunda bir fazlalık olduğu değerlendirmeleri var. Sizin hani son stoklar da eridi bu son KDV düzenlemesiyle. Son durumla ilgili görüşünüz nedir? Yani aslında arzların yüksek olması, arzın yüksek olması, ben katılıyorum bu görüşe. Türkiye'de özellikle ben İstanbul piyasası ile ilgili konuşayım. Ciddi anlamda arz var. Birçok proje, birçok geliştirici firmalar ve projeden oluşturmuş durumda. Bu da rekabeti getiriyor. Rekabette dinamizmle beraber aslında tüketici lehine bir durum oluşuyor. Konut kredi faiz oranı düşse bile, normalde düşmüş olmasında fiyatların artmış olması gerekiyor. Çok fazlasıyla artmıyor. Burada düşen sadece gayrimenkul geliştiricilerin karları oluyor. Bu da tüketici için çok önemli bir durum oluşturuyor. Şimdi böyle bir durumda balon olması imkansız. Yani arz var. Arz eğer düşük olsaydı, yani talep arzdan fazla olsaydı balon oluşabilirdi. Yani fiyatlar suni olarak artabilirdi. Daha sonraki ileriki arzlarla beraber fiyatlar düşebilirdi. Türkiye'de böyle bir durum yok. Şu anda arz oldukça yüksek. Tüketici lehine, yani alıcı pazarı koşulları var. Satıcı pazarı koşullarında, yani satıcının hakim olduğu, onun istediklerinin olduğu koşullarda balon oluşur. Türkiye'de böyle bir tehlike yok ama şu anda tabii ki %1 KDV sürecinde konutların eritilmesi, yeni konutların oluşturulmaması, piyasaya sürülmemesi sürecinde fiyatlar artabilir. Onunla ilgili de o zaman belki de suni bir balon oluşabilir ama Türkiye'nin şu anda kullanılan kredi oranlarının gayri safiyle kıyasladığımızda zannederim %5-6 o civarlarda. Dünya ortalamalarına göre çok çok düşük. Amerika ile kıyasladığımızda, Avrupa ile kıyasladığımızda belki 10 kat düşük. Yani Türkiye'de balon oluşturabilecek şartlar belki 10 sene sonra, 15 sene sonra oluşabilir diye düşünüyorum ben. Evet, bir gazetede yer alan bir haber vardı. Bankaların işte geri dönmeyen kredilerin teminatı olarak ellerinde bulundurdukları gayrimenkullerin sayısında, evet, bir artış olduğu yönünde. Bununla, evet, ilgili bir döne bilgi var mı elimizde? Zannederim bu dönmeyen krediler konusu tabii ki bankacılık için çok çok önemli. Türkiye'de kullanılan kredinin tüm 900 milyar civarında, bunun %10'unu konut sektörü oluşturuyor. Dönmeyen, ben geçen gazetede %3,5 civarında, bu İspanya'da %12 civarında. Ve tabii ki bankalar teminat olarak aldığı ipoteklerini hızlı bir şekilde değerlendirip tekrardan piyasaya sunmak durumunda. Burada da çok normal bir durum var. Çünkü Türkiye'de ikinci el piyasası konutta çok hareketlidir. Burada son zamanlarda özellikle kentsel dönüşümle beraber özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde kiraların fiyatları arttı. Kiralama fiyatının artması şu demek, yani o zaman konutun fiyatının da artması anlamına gelir. Yani özellikle bazı bölgelerde. Çünkü konutu alan insanların, bizde konutu alan insanların %70'i kiralamak amacıyla satın alıyor. Yani yatırım için alıyor ama bunu kiralamak amacıyla yapıyor. Bundan dolayı da yani müthiş bir ikinci elde bankaların bunu sürmesinin piyasaya bir olumsuz bir etkisi olmuyor. Evet, çok kısa süremiz kaldı ama yeni bazı gelişmeler var sektörü ilgilendiren. Evet. İşte stüdyo dairelerin, evet, durumu konusunda işte aile yapısına uymadığı gerekçesiyle bundan sonra belli bir metrekare altında stüdyo daire yapılmayacak. Bunun yanı sıra yol genişliği, evet, ve bina yüksekliği konusunda da yeni gelişmeler var. Onlarla ilgili son değerlendirmeleri de sizden alabilir miyiz? Ben stüdyo dairesiyle ilgili söylenilen o demeci çok talihsiz bir demeç olarak görüyorum. Yani Türk aile yapısına uymaması demek ne demek yani? Bu, yani stüdyoda yaşayan insanlar farklı bir yapıda olan insanlar mı ki? Çünkü Türkiye'de şimdi çok farklı aile dilimleri var. Yani çekirdek aileler de var, geniş aileler de var. Evlenenler, yeni evlenenler, yeni boşananlar veyahut da ailesinin yanında bir evlenme yaşları artık gecikmeye başladı. İnsanlar 20 yaşlarında evlenmiyor, 30 yaşına doğru evleniyor. Ailesinin de durmak istemeyenler var. Ve dinamik bir toplum. Türkiye %50'sinin yaş ortalaması 29 yaşın altında olan bir toplum. Gelişmekte olan bir ekonomi, gelişmişliğe doğru giden bir ekonomi. Bu Türk toplumu için çok büyük bir ihtiyaç. Bir de şöyle düşünün, Türkiye finans merkezi olma yolunda adım atan bir ülke ve geleceği çok parlak bir ülke ve
ileride birçok insanın Türkiye'de yaşamak isteyeceği bir Türkiye bir destinasyon. Şimdi bu noktada stüdyo tarzı olan şeylere ihtiyaç var. Türk aile yapısını da neye göre sınırlandırılıyor? Yani farklı farklı seküler insan var, ateist insan var, muhafazakar insan var. Birçok farklı tarzda insanlar var. Yani biz insanların şeyini bu Türk aile yapısı noktasında sınırlandıramayız. Yani ben kendi yaşam biçimimi başka bir şekilde başka bir tarafa şey yapamam, zorlayamam. Ama şu çok doğru. Stüdyolarda ve 1+1'lerde genelde bunların bazen bunlar günlük kiralama olarak yapılabiliyor. Zaten kötüye bakanın yaptığı açıklama buydu. Zannederim bunu düzeltme gibi geldi. Evet, kötü niyetli kullanılan günlük kiralama gibi ve oradaki komşuları ev içerisinde o apartmanda veya sitede yaşayan komşuları çok rahatsız edebilecek. Ve Türk aile yapısı değil, tüm aile yapısını ve orada oturan herkesi rahatsız edebilecek tarzı oluşumlar oluyor. Bunu engellemek için ve Türkiye'deki turizm kayda geçmiş bir turizm ve Türkiye'nin turizm otel açabilmek için bir takım zorunluluklar var. Burada sanki kayıt dışı bir turizm şeyi de oluşabilir. Bunu da engellemek için olursa bu çok doğru. Bu açıdan doğru. Bakış açısıyla doğru. Ama aile yapısı açısından bakılırsa yanlış. Bence stüdyolara izin verilebilmeli ama olayın bu sürecini kontrol altına alınabilmeli. Bununla ilgili uğraşılabilmeli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Bakın.